Yıldızlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu elma şeklinde yapmış olduğum figürlerimi çıt çıt toka üzerinde deneyerek bir tarifimi paylaşmak istiyorum. Normalde bunları klipslerin üzerine kırmızı bir şekilde kurdeleyle kaplanmış klipslerin üzerine yapıştırıyorlar ya da bandanaların üzerine yapıştırıyorlar. Bandanalarımı göstereyim. Şu şekilde esnek bandanalar. Yine silikonla sadece yapıştırmanız objeye bu şekilde yeterli oluyor. Zaten bu da pamuk, bu da pamuk olduğu için atma olmuyor. Ama kurdelelerde klipsle kapanmış olan, kaplanmış olan kurdeleler için aynı şeyi söyleyemiyorum. Havada kapalı ama yine de video çekmek istedim. Söz verdiğim gibi her hafta bir tane çekmeye çalışacağım inşallah. Şimdi ilk olarak çıt çıt kaplayalım. Yeni çıt çıtlarımızın üzeri delikli. Hem orayı nasıl öreceğimizi gösterelim. Bir tane zincir çekiyoruz ve ben burada yedek tığımı kullanacağım. Çıt çıtlar çok kesiyor çünkü. Hemen çıt çıtımızın şu sağ tarafından tığımızı geçirip buradan şöyle bir ilmek alacağız. Şöyle. Başlayalım hadi bakalım. Şu ipi de içinde yürütelim. Buraya bir tane daha şöyle sık iğne yapacağız. Şöyle çekiyoruz. Buradan buraya alalım ipimizi. 1, 2, 3, 4 tane zincir ve ipi içinde yürüterek burayı kaplayacağız. Sık iğnelerle. Sayacağım bu sefer çünkü tutturamayanlar oluyor. 1, 2, 3, 4 oldu. 4 tane içinde yürüttünüz. İpi yeterli. Bunu keseriz sonra. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Her zamanki gibi ben 21'de tam tepeye ulaşıyorum. Belki hani şu arkasındaki çıt çıttan basılmadıysa zımbası. Buraya biraz daha şöyle bir iki tane daha doldurabiliyorum. Şöyle tam 22'de tepede olmuş oldum. Sonra hemen şu tarafa doğru dönüyoruz. 23, 24, kapattım. 25, 26. Ben şuraların şöyle 27, 28 delikli olmasını daha çok sevdim. Şimdi göstereceğim. 29, 30, 31, 32. Bir de arkadaşlar bu metalleri soruyorsunuz. Bunları benden temin edebilirsiniz. Ben bir de keçeli olarak satıyorum bunları. 5 santimlerini. Direkt o büyük yaptığım objelerin arkasına direkt koyup dikeceksiniz. Hazır yani keçeli. Bu şekilde hani mesajlara çok dönemiyorum. Almak isteyenler yazabilirler. WhatsApp'tan ya da Instagram'dan. Onlara dönüş yaparım. Evet bu şekilde 42-43 tane toplam olarak dönmüş olduk. Hatta bir tane daha belki doldurabiliriz. Size kalmış. Çok aşırı sıkmanıza gerek yok. Yine şu zincirle başladığımız sık iğneyle başladık ya iki tane. Buraya böyle kaydırma yapacağız. Buraya şimdi şu ipe 4 tane zincir çekip karşıya geçmiştik ya. Oraya bir tane sık iğne yaptık. Baş doladık. Yine aynı yerden çakma. Baş doladık. Şimdi bakın hem buradan hem de delikten geçiriyorum. Delikten aldım. Şöyle çakma sık iğne yapmış oldum. Baş doladım. Yine delikten geçirdim. Aldım. Bu şekilde hem buraya bu ördüğümüz kısım bağlanmış oluyor. Ben bunu çok sevdim. Çünkü buraya normalde ne yapıyorduk? Altından silikon sıkıyordum. Bu şekilde çok güzel oldu. Şimdi delikten geçirmeden bir tane çakma. Şimdi yine aynı yere sık iğne yapıp şu zincire, başlangıç zincirine kaydırma yaptık ve güzel bir oval şeklinde oldu. Hem de kalkmıyor. Bu şekilde. Şimdi kenarlarını yapacağız.
1, 2, 3. Ben bunu fırfırlı yapmak istiyorum. Böyle fırfır 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 olsun. Hadi bakalım. Şimdi her yuvanın şu yuvaya 3 zincir çekip ikisini bir çekeceğiz. 1, 2, 3. Hemen sıradakine ikisini bir çektim. 1, 2, 3. Şu uç kısmında belki arttırma yapabiliriz. İlk defa deniyorum. Bakalım nasıl olacak. Şöyle. Bu şekilde bunlar dönecek ilerledikçe. Arada değişiklikler iyidir. Bu şekilde fırfırlı olacak ve çok güzel duruyor. Uç kısmında belki aynı yere iki kez batabiliriz. Bekleyin bakalım nasıl olacak. Birlikte örelim. Şu uçta 3 tane sık iğne var. Şimdi oralara 3 zincir aynı yere 2 tane batalım. Daha fırfırlı dursun. Şimdi ucundayız. Buraya 3 zincir çektim. İkisini bir çektim. Yine aynı yere 3 zincir çekip batacağım. Hani sık iğneyi nasıl çift batıyorsunuz? Bunu da 3 zincir çekip aynı yere 1, 2, 3 aynı yere battım. Şöyle çekiştirin, ucu açılmasın. Burası daha fırfırlı dursun diye yaptım. Gerisini sıra sonuna gelene kadar yine aynı şekilde yapın. Buluşalım. Evet kızlar, şimdi tepeye kadar şöyle fırfırlarımı yaparak geldim. Sondayım. 3 tane zincir. İkisini bir çektim. 1, 2, 3 tane zincir. Sıradakine. Buraya şimdi zaten elma geleceği için son yaptığınız yer çok önemli değil, ama yine de 3 zincir çekip sonuncuya da kaydırma yaparak burayı bitirebilirsiniz. Hemen bakalım nasıl olacak. Ben de sizlerle birlikte denedim. Ama çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Şöyle sakladım ipimi, arkadan öne aldım. Burada hafif pay bırakarak keseceğim. Şunu da aynı şekilde. Çünkü buraya silikon yapıştırdığımda bu ipleri tutsun, sökülmesin diye. Bakın böyle. Çok güzel olmadı mı? Bence çok güzel oldu. Şimdi fotoğraf çektiğimde daha net anlaşılacak. Işıktan dolayı tam belli olmuyor. Şimdi kırmızı ipimi alacağım. Elmalarıma başlayacağım. Yedek tığımı bıraktım. 1,60 milim yine Alize Cotton Gold ip kullanacağım. 4 numara tığımı aldım. Şimdi sihirli halka yapıyorum. Şöyle parmağımı bir kez doladım. Tığımı şuradan geçirdim ve buraya bir tane kitleme yaptım. Zincir. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Baş doladım. Şimdi bu iki tane ipimi örerek, dışından örerek ikili trabzanlar yapacağım. Baş doluyorum. İkisini bir, ikisini bir çekiyorum. Baş doluyorum. İkisini bir, ikisini bir. Baş doladım. İkisini bir, ikisini bir. Bunları aşırı sıkı tutmayın. Yani gerçekten elimiz çok farklı. Benim ördüğüm objelerin ölçüsüyle bazı arkadaşlarınki tutmuyor. Sonra diyorlar sayılar mı yanlış? Aslında canlı canlı örüyoruz. Bakın 3-5 tane. Bu başlangıçta 3 tane çektim. Ondan sonra 4 ördüm. Onunla birlikte 5 oldu. Toplamda 18 tane ikili trabzan olacak. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17 ve 18. Şöyle sihirli halkamın ipini iyice çekiştiriyorum. Ortada ne kadar az delik olursa o kadar güzel durur. Hemen bu 3 tane zincir çekmiştim. Onun tepesindeki zincire şöyle kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın. 3 zincir çektik ya birinci sırada. Onun yanındakine şimdi baş doluyorum. Bu ipi de aynı zamanda içinde yürüteceğim. İkili trabzan yapıyorum. Baş doluyorum. İkili trabzan yapıyorum bakın. Şöyle çift battım. Aynı yere çift batmış oldum. Şimdi baş doladım. Sıradakine bir tane ikili trabzan. Baş doladım. Sıradakine iki tane ikili trabzan. Çift batıyorum. Çift, tek, çift. Baş doladım. Sıradakine çift batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Baş doladım. Sıradakine üçünü birden çektiğim çakma sık iğne yaptım. Baş doladım. Sıradakine çakma sık iğne. Baş doladım. Sıradakine çakma sık iğne. Baş doladım. Sıradakine iki tane ikili trabzan. Aynı yuvaya çift batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Baş doladım. Sıradakine çakma sık iğne. İki tane çakma sık iğne yaptım. Şimdi ne kadar yaptıklarımı anlatıyorum. 3 tane zincir çektim. Çift ikili trabzan yaptım. Tek çift çift yaptım. Sonra 3 tane çakma sık iğne yaptım. Sonra çift ikili trabzan, çift çakma sık iğne yaptım. Şimdi tekrar dönüyoruz aynı şekilde. Buradakinin aynısını yapacağız. Ne yapmıştık? İkili trabzan yapıyoruz aynı yuvaya. Çift battık. Baş doladık. 3 tane çakma sık iğne yapacağız farklı yuvalara. 3 tane çakma sık iğne. Sonra baş doladık. İkili trabzan yapıyoruz. Aynı yuvaya 2 tane ikili trabzan. Sonra baş doladık. Aynı yuvaya 2 tane ikili trabzan. Baş doladım sıradakine 1 tane ikili trabzan. Baş doladım sıradakine 2 tane ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir ve şu başlangıçta kalan ilmeğimize kaydırma yapıyoruz. Kaydırmayı yapamadım. Tekrar yapacağım. Söküldü. Bu şekilde. Bir tane zincir çektim. Hemen kestim. Bir tane daha yapmama gerek var mı? Şöyle hemen anlatayım. 18 tane sık iğne yapmış oldum. Burada 3 tane zincir çekerek başladım. Onunla birlikte 18 tane ikili trabzan, pardon, ikili trabzan yapıyoruz. Sonra 3 tane zincir çekip aynı yuvaya ikili trabzan. Sonra sıradakine bir tane. Sonra sıradakine 2 tane ikili trabzan, 2 tane ikili trabzan, 4 oldu. Sonra 3 tane çakma sık iğne. Sonra sıradakine ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane. Burası tam alt kısmı elmanın altı. Buraya çakma sık iğne yapıyoruz. 2 tane. Sonra hemen yanındakine yine aynı bu şekilde buradan yukarıya doğru ne yaptıysak buraya da aynısı. Çift batıyoruz. İkili trabzan. 3 tane çakma sık iğne. Çift ikili trabzan. Çift ikili trabzan. Tek ikili trabzan. Çift ikili trabzan. 3 zincirle aşağıya iniyoruz ve kaydırma yaparak bir de zincir çekerek kesiyoruz. Yavaş anlattığımı düşünüyorum. Olmadı yavaşlatırsınız. Ya hiç bilmeyenler de beni izlemesin. Ancak bu kadar anlatabiliyorum. Bu kadar zamanım var. Şimdi kahverengi ipimi alıyorum. Kızlar diyorlar ki yavaşlatınca da sesin sinir ediyor beni diyor bir tanesi. Sinirlerimi bozuyor diyor. Bir tane şey yaptık, zincir çektik.
Hemen şu orta kısım var ya, buraya şöyle tığımızı geçirelim. Buradan kahverengimizi aldık. Bir, iki tane zincir çektim. Hemen alt kısmından, alt kısmındaki yuvadan şöyle alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen altının sol lobundan, bakın şuradan alıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Sonuncuyu yapacağım. Bu kadar yeterli uzunluğu. Siz isterseniz sadece zincir de çekebilirsiniz. Ben kalın olmasını istiyorum. O yüzden böyle çekiyorum. Şimdi bu ipini şu sapın içinden şöyle yürütün. Şu şekilde. Şöyle şuradan çıkaracağım. Bakın burada iki tane ipim kaldı ya. Bunu da kırmızının içerisinden bu şekilde yürüteceğim. Silikonumu da açmış olayım. Bakın gördünüz, yürüttü. Bunu kesiyorum. Hafif paylı kesin. Zaten çıt çıta yapışacak. Hemen yaprağımızı yapalım. Bir tane şöyle sabitleme zincirimizi çektik. Başlangıç zincirimizi. Hemen yine yaprağımızı şöyle, sapımızı şöyle düz tutuyoruz. Hemen yanından ya da aynı yerden batın ama sağ tarafında kalsın yaprak. Bu sapı böyle biraz sola doğru yatırın. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir ideal sanırım. Bir deneyelim bakalım oluyor mu? Şimdi dördüncüye bir tane sık iğne. Baş doladık. Sırasıyla üçünü birden çektim çakma. Sonra sırada ikili trabzan. Sonra sıradakine çakma. Üçünü birden çektim. Ve en sonuncusuna yine şuraya, yani şuradan başladığımız yere şöyle kaydırma yapacaksınız ve bir zincir çekerek keseceksiniz. 5 zincir yaptık. 5 zincir çektikten sonra bir tane sıkı iğne, bir tane çakma sıkı iğne, bir tane ikili, bir tane çakma ve başladığımız yere kaydırma yaptım. İplerimi içeride yürüttüm. Bu şekilde bakın ne kadar güzel oldu. Böyle dümdüz duruyor zaten. Şu açıklık olduğu sürece, evet. Şimdi silikonum ısındı. Şurada paylı ipler bırakmıştık ya. Buraya silikon sıkalım. Sökülmemesi için. Çünkü müşterilerinizin memnuniyeti çok önemli sizin için. Benim için öyle. Evet, bayağıca sıktık. Hangisini yapmıştım? Bunu yapmıştım. Şuraya şu şekilde yapıştıracağım. Zaten burada ip sakladığımız yerlere falan bakın silikon yapışacak. Yapışmış oldu. Bakın bu şekilde çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Bunu hemen Elif'e takacağım. Beğendiyseniz videomu beğen butonuna basmayı ve sayfama abone olmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için. Hatta şunu şöyle biraz görünmese de iyiydi yani. Tamam, oldu oldu, güzel. Hadi bakalım, Allah'a emanet olun, hoşça kalın.